bizim çılgınlar yola çıktık. Yağmur yağıyor. Şimdi deniz inince Armina da iniyor. Armina inince Sari de iniyor. Sari de iniyor. Dedim hadi hepiniz bir hava alın, yağmur havası. Sari'yi sıkı giydirdik zaten. Bir de yemekliğimi alayım. Eksiklerim var. Yağmur yağıyor şu anda. Evet, güzel bir yağmur ol. Bunu sana iyidir. Aslında dün işleyecek normalde. Öyle kar yok, buz gibi hava yok. Aynen. Ama çok da soğuk değil. Azıcık da çocukların temiz hava alma ihtiyacı var. Saçını kapa ama anne. Beceremedin mi? Yok, öne, arkaya doğru kaymış. Dümdüz dümdüz anne, dümdüz yürüyoruz. Bayağı bir yolumuz var. Azıcık ıslanacaksınız, pişman olun geldiğinize. Ben sen peşime takıldığınızda pişman olun. Elebaşı kim? Elebaşı dedim, mecbur edeceğim ben. Ya sen ineceksin. He, ablam yok, görüyordum yine kabak başımıza patladı. He? Hep Emine'nin suçu. Ablamın suçu hep. Emine'ye ben de gireyim anne senin. Şimdi o gidince Armina da gidiyor. Armina gidince Sare de gitmek istiyor. Evet, hepsi birbirine bağlı, eşit. Sare hemen ağzını büzüyor. O zaman Sare diyecek, Almina geldi, babaannem değişti. Ne o kırılsın ne o kırılsın. Hadi dedim hepiniz birlikte. Al, ağzını gözünü kapattık. Hatta şapkası var bir tane. Onu giydirdi. Göster bakalım anne. Sare gözükmüyor. Al, kapatma. Kapat ağzını. Kapat. Sen de bunu kapat. Tamam. İnşallah durur yağmur. Yavaşlar. Şeye bakıyor Emine, internete bakıyor hava durumuna. Diyor yağmur kesiliyor. Yok. Bir saat kadar kesilecek, ondan sonra tekrar kur devam. Beykoz'un havasına belli olmuyor. İstanbul'un havası hele hiç belli olmuyor. Beykoz farklı oluyor mesela. Bak böyle oluyor ya tam. Aynı böyle. Akşam saat 5'e bakıyorum. Ne Yarın bulutlu gösteriyor. Yarın bulutu mu var artık bu havada? Kış işte. Yağmur. Ya yarın Avrupa'ya gider miyiz Karşıyaka'ya diyor. Kim var ki Karşıyaka'da? Mezarlık var. O da toplu halde için bu havada zor. İkiniz seni sokağa çekecek abine. Teknelerde balık ağ atıyor. Yazın inşallah. Bir daha gelirseniz. Ben dayı neyle? Dayı seni gezdirsin belki. Yarın pazar oğlum da. Hani Yunus sen çıkar mı? Yunus hayatta evden çıkmaz. Çıkmaz. Gider gidiyor. O çıkıyor. Soğuk havada yatar bol bol. He, makara yapıyorum. Aynen. Yunus. Yunus da diyorlar makara yapsın. Olabilir. Havanın durumuna göre. Yani, ama bu havada hayatta çıkmaz. Yok, çıkmaz. Bir gün izni var ya. Ona da iki gün izni vereyim daha bir şey. Evde bile gelince bir saat takılıyor. İyi, yavaşladı gibi. Daha güzel olmayacak hadi kış. Bir görmeye geldik, evde eğleneceğiz. Güzel hava. Sarı da gezgiç. Aynen. Baksana. Montu hemen kurudu anne. Fark etti mi Sare'nin?
göreceksin. Vardır ama kesin. Hafta içi çok oluyor ya. Ama o günde dikkat et, bir şeyleri göstermiyorlar caddeye. Evet. Çok güzel çiz göstermiyorlar. Hastane var çünkü taksitler. Anladım ben hangi ev olduğunu. İstanbul çekilirken o evde çekilmiş herhalde. Hastanenin çarpımında kalıyor. İstanbul yokuşta çekilmiş. Yokuşta çekilmiş. Yokuşta çekilmiş. Ha öteki taraftaydı. Evet. O ülke ne arasıydı oraya göstermemişti. Yok, kapılar kapalı oluyor. Yani güvenlikler var ya, çok diyorlar. Ben de ağır varsa. O küçük kimdi ya, o kadar çekilmeden onu çok seviyorum. Kenara. Arnavut taşları. Arnavut taşları kabarmış. Kabarır yağmurda ya. Eskiden İstanbul'a bütün sokaklar Arnavut taşıydı. Altı toprak ki şurası mesela. Bunun dokularına dokunulmuyor değil mi? Yok ya, fabrika bile öyle kaldı bak, cam fabrikası. Otel olacak bir şey yok. Kenara şey kenara. Yok yani. Arabası geliyor. Dokunca aşağı duramaz araba. Yağmur da yağıyor. Aziz Allah. Deniz kenardan yürü oğlum. Buradaki arabalar çünkü freni tutmaz. İnce ince attırıyor. Çatının üstünden çiçek çıktı. Baksana anne. Çatının üstünden çiçek açmış. Allah la ilahe illallah. Kenara. Sahile indik. Değil mi Sarhoş? Evet, gel. Nereye gidiyorsunuz? Oradan da sana verelim. Biraz da gidelim. Ne? Aymış abla Sarhoş'un elini tut. Herkes kendi aleminde. Annem gene öksürüyor. Gel. Kaynanan da yok ama. Aynı kaynanan ya. Deniz inşallah yazın gelirsin. He, niye gezdirmiyorsun? O zaman dedi tesisi var, oraya gideriz diyorum. Tamam, burada sen bir tatlıda ararsın dedi. Ne? Samsun'da beni çok gezdirmiş. Ben onları niye gezdirmiyormuşum? Bir şirketin arabası nasıl? Bir de o var değil mi? Aşk olsun. Bizim de arabamız yok ki. Bizden arabamız vardı. O ayı geldi. Anne kaynanam yok diye şey yapma, üzülme bak. Annem çok üzülecek şimdi. Üzülme ya anne. Nerede benim çocuklarım? Bura mı diyorsun? Sen al onları, şunları ilgili al. Gel. Sari bir şey yapma. Gel sen. Tut anneciğim. Tut Aymış ablanın elinden tut git. Aymış Sari senin elinden tutacak. Aymış'ı bırakmaz ki hayatta. Ama burada tutacağız. Arabalar geçiyor mu? Ay, hava çok güzel. Yağmur durdu. Bir sürü bir kapla kapısı var. Toprak kapısı var. Aynen. Değil mi? Yağmur durdu. Onlar kısır kısır dedikleri kısır yapıyorlar. Abla sen de niye önüne atıp takmadın? Allah takmadım ya. Yağmur, denizi gösterdim de. Hı hı. Deniz burada bak. Sari, ay Sari burnunu kapatıyoruz bebeği. Ama tamam, açık kalsın şu an. Ama o da öyle hava soğuktu. Boynu, boynu kapalı kalsın ya tamam. Bizimkiler ikiye ayrıldı. Üçü ayrıldık hatta. Kızlar bekleyin. Annemler diğer taraftan bir şey almaya gitti.
Böyle yapıyorlar bir tane. Bir tane araba alalım mı? Alayım ben. Dur, alayım. Çünkü onlar da gelecek ya ellerine. Koşmayın, koşmayın. Şurası biraz kaygan da. Sare sen gel. Aymış ablası var. Çok komiksiniz. Ekmekleri koydum ben de. Tamam onu sen kullan, onları da kızlar kullanıyor. Ekmek alıyorduk normalde olsun. Yarın Yunus da var. Sabah kahvaltısı. Ya bize şimdi böyle... Heh, o dediğimi aldın mı? Aldım. Tamam ne alacaktık buradan başka? Krem mi alacak? Şey çöp torbası. Ha, çöp torbasını alın. O diğer tarafta. Ha. Onu almamıza gerek yok diyoruz. Yok tamam. Bir şey almayacağız ki. Yoğurdumuz var. Çekirdek çift. Doğru iyi yaptım. Çekirdek şey çıktı aşk için. Onlar da şey olmuş ama. Poşetleri görebiliyor musun? Bak orada anne. Bak oradan. Abi önünde. Ver onu. Yalnız yavaş. Bak kuşlara. Ekmek ver kuşlara. Herkese ama red yaptırıyorsunuz. Denizli'de. Ay Denizli'de esas Yeni Zeki'yle şey vardı. İnadına öyle diyor. Bir ara sanki Denizli'de de öyle bir şey vardı hatırlıyorum. Yapmamışlar, olmamış. Ha. Ben biliyorum değişmiş çocuğum. Şu anda ilaç tedavisi geliyor. İyi geldi. Bak bir yok. Aynen. Yok anne hava kötü ya o yüzden çıkarmamışlar. Normalde geliyordu, kardı da geliyordu. Demek ki o tatile gitmiş. Yok, belki de hasta bir gitti. Olabilir. Belki de olabilir. Olabilir. Biz o devrilir biliyor musun? Kayıyor orası. Evet elinizle tutun. Bakın bak o çok sıcak kaynağı. Bir dakika ben şimdi bıçak alacağım. Orada zaten bıçaklar orada. Ne? Efendim? Ben neydim öyle? Şimdi alacağım. Lan kaç. Ne? Ay bir kedi geldi. Bak bak oradan bizi izliyoruz. Az kaldı bizim ekmeğini, yarım ekmeğini. Ne yapıyorsun anne? Kesiyor bir şey. Neler yapıyoruz? Yani ne yapıyoruz? Atom. Bu kuru biberim vardı ya sıcak su koydum markete gitmeden önce. Aşağı indik ya. Sıcak kaynar su koydum güzel ıslattım. İçini temizliyorum İçini ben. İçini temizleme sen bize. Azıcık annem ama öyle dediler ya. Olsun. Sen içini temizleme biberi olsun. Biz yiyeceğiz misafir gelmeyecek. Tamam. O zaman acısı gidiyor azıcık biliyor musun? Değil mi? Doğru. Sen beni dinle. Tamam biz ikiye, üçe, işte dörde, üçü, üçü, doğru, içi kalsın. Misafirinize servis yapacaksanız bunu salata yerine içini temizlemenizi öneriyorum. Limonu valla limon sesini duyduk. Gel anneciğim, gel. O zaman içini temizlerler. Anne, oy kuşumuza bak. Anne limonu gördün ya kedi. Sen limona mı geldin yoksa? Ay şu oğlum çok acıkmış da ona yarım ekmek arası yapıyorum. Ben şimdi güzel oğluma ekmek arası. Çok acıktım anneanne dedi. Belki çocukları çabuk acıkıyor. Hiçbir şey vermiyorsun. Hatta böyle bir... Kahvaltı etmedi ama biliyor musun? Etmedi, kekle duruyor ya. Şimdi yemek istemedi. Yemek istemedi, işler yoktu ama şimdi acıkmıştı. Ona ben şeyi hazırlayayım da yemeği. Ben şimdi şunu ben peçeteyle saracağım bu biberleri. Güzel. Şunları da doğramayacağım. Anne kızım. Ne? Bu çok tombuş. Sen çok güzel olmuşsun. Yoksa sen anne misin? Oraya mama koyduk ama biz yeseydin. Hangisi o? Biz tanımıyorum. Beyaz olanlar. Yok yok bizler bizim kedilerden değil. He. Yabancı kedi. Koyuyorlar biliyor musun yan sokakta merdivenlerde. Evet, şöyle peçete bakan var bakıyorum. Bir bayan var çok bakıyor onlara. Allah razı olsun valla bakanlara. Ya o oh, beyaz peçeteye koyayım şunu bir şey tepsi vereyim annesine. Ben şunu açayım boğazım şey oldu. Değil mi? Bunu ben süzülüyorum. Kedi. Valla kedi seni yer. Limon. Kedi seni yer. Al bebeğim. Limon da bize iş yapmaya geldi. Ben sana koyayım. Limon afiyet olsun yapıyorum. Bebeğe. Sağ ol anne. Sarımsakları doğruyoruz biz. Anne limon da geldi baksana. Limon bizsiz olmaz. Limon gelsin. Biz bol sarımsaklı yapacağız. Herkese var orada. Ben de bir taraftan
farklı bir salata yapacak annem bir tarafta. Heh. Güzel bir şöyle göbek marulumuz var. Tamam. Ben şunları suya koyayım ki. Ama Esra bunu nasıl yapacağımızı göster. Bak bunun bir püf noktası var. Şu lokantalarda atom ikram ediyorlar ya yemeklerin yanında. Seni dinliyoruz. Ben lokantada yemedim ama evim çalıştığı yerde eskiden yemiştim. Limonla seni dinliyoruz. Evet limon bey. Limon kız mı erkek mi? Erkek. Limon bey iyi doğru dedi. Orada yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Püf noktası bunun. Size söyleyeceğim. Sarımsağımızı doğruyorum. Ay ben deliyorum. Dövebilirsiniz. Rendeleyebilirsiniz. Şuna koyarsın şeyini de. Şunu da açayım ben sana. Kremayı da açayım. Kremasını bol koy. Bunun özelliği kreması. Süzme yoğurt olması gerekiyor ve krem olması şart, gerekiyor. Şart süzme yoğurt şart. Şart. Yani bunda atom diye geçer ya severler. Acı sevenler tabii atomu seviyor. Acı sevenler acılı atom yapıyoruz. Bu da siz biliyorsunuz. Oy sen bir çık Esra şuradan. Ben bir aşağıdan kap alayım. Şuradan yoğurdunu. Sen Emine'yi... şey yaparken ben de kendi şeyimi ayarlayayım. Yoğurdu ekledim. Yarım paket güzelce ne şey ekledim. Krema. Krema ekledik burada. Tuzunu ekledim. Tuzu unutmayalım. Yağını eriteyim. Yağını eriteyim. Eriteceğim şimdi. Ha ben eriteyim. Yardımcı olalım. Tavada. Ay tavanın sapı çok sıcak. Anne eylemesene şeylerle. Dur şunla. Sarımsaklar dedim. Bunlara da başka bir şey kullanırız birazdan. Oh, onu da marula da kullanırız. Şöyle. Atomu ilk önce içine ekleyeceğim ben biraz yağ. Yine o dursun. Yarısını ekleyeceğim bunun için. Emine esas yağ bu. Zeytinyağı. Koy. Çok azıcık bunun içine tereyağı koyuluyor ya. Çok azıcık bir şey. Heh, tamam. Zeytinyağıyla tereyağıyla da şeyi çevireceğim. Biberleri çevireceğim tavada. İçine ekleyelim. Annem de çok farklı bir salata yapacak. Şu limon da bize eşlik ediyor. Kuyruğu gözüküyor. Kuyruklu limon. Tuzu az olabilir. Az da tuzu ekleyeceğim. Deniz'in yanına kaçtı. Azıcık. Ay et. Az koyuyorum. Az tereyağı koyduk biz. Çok az koy. Tamam anne. Hı. Bu soğuyabilir ve hiçbir şey olmaz. Özelliği bu bunun. Şimdi ben bu yağın içine zeytinyağı ekleyeceğim. Asıl mesele kremada ve süzme yoğurtta bitiyor. Kırmızı biberlerimin suyu çekildi. Biberlerini atıyorum. Peçeteme kırmızılığı da geldi biberleri. Tezgahımız temiz. Evet. Bezle tut. Ay evet. Ben onu unuttum biliyor musun dün onu? Elimi yaktım. Yunus'la bir kere. Yaktın mı? Ya dün dün. He. Dün unuttum ya. Evet böyle aldım ben. O böyle iki böyle bir kavrulacak. Hı-hı. Şunun içine de çok azıcık pul biber. Ekleyelim mi anne? Ekle. Çok az değil mi? Bunda çok az. Ayy var anne. Elimi kestim valla. Elimi kestim. Dur dur şey peçete verin. Burada biber de yutuyorum. Renk versin diye. Çok az fazla da değil. Şöyle. Ondan sonra tamam yeterli. Bir yumuşattık. Sertleşmesin daha da biberde. Hayvanın birini kullanamıyorum şimdilik. Kanaması ben yapabilirim. Hani keseriz evet. Biz. Evet tamam. Bir başka peçeteye daha sar bence. Ben devam ederim. Yok yaparım ben ya. Kandırdıktan sonra problem yok. Suya sokarsan şey yapmaz. Kan yine şey yapar. Öksürecek. Biberimiz de güzelce ne kavruldu. Göster biberi kavrulduğunu kısım. Göster. Kuru biber evde kışın sakladığımız. Atom. Sayı da öksürttü. Ben de evet, göbek de... salata yapıyorum. Mis gibi ekledik içine. Oh! Güzel. Acıyı sevenler bu atomu bu havada yapsınlar. Mis gibi. Evdeki kuru biberle. Azıcık haşlayıp yani kaynar suda beklesinler yarın. Zaten evet. Yeterli. Hep birlikte öksürüyoruz. Biber çok acı çünkü. Acı mı anne? Koru halinde. Kuru biber acı olmaz mı anne?
Ama o en acısı. O yüzden camı açtım. Tamamdır. Evet, oldu bu. Atomumuz hazırdır mis gibi. İstersen nane atabilirsin üstüne süslemek için. Yok nane katılmaz. Şey. Yok tamamdır. Nane katılmaz. Ne? Şu anda cafcaflı bir tabağa koymadım ben size direkt. Yo, iyi. Şöyle gayet şık durdu. Yani bunun malzemelerini getir o zaman bir salatalım. Tamam. Şöyle dursun şu kadar. O kalsın kenarda. Ay. Mayonez getireceksin. Hardal olacak biraz orada. Evet, mayonez var değil mi? Var bak kızım. Tamam, mayonez. Fareden dolayı ev mayonezsiz kalmıyor. Mayonez seviyor mu? Her şeye mayonez koyduruyor. Gerçekten mi? He, alıştırdı öyle. Şimdi başka... Yeter mi daha kıvırcık limon. Yapayım mı? Al çekmece de limon. Bunu unuttum ben. Yok. Başka içine ne yapıyorsun? Hem öksürüyoruz. O kadar. O kadar değil mi? Bir şey daha yıkıyormuş muydu içine? Bak. Bu. Maydanoz. Aa şey. Havuç. Salatalık vereceğim. Salatalık. Ha, salatalık vereceğim dedim ya. Bu değil mi şey? Ne o hakiki zeytinyağı. Zeytinyağı ben ayar yapmayacağım. Ayar yapma zaten. Al bu salatadan. Turşu. Ha, tamam turşu. Ha, turşu ekleyeceğim işte benim kafam karıştı. Tamamdır. Ay bu şey bayağı bir fazla ekle ben fazla koyacağım. Tamam. Kalabalığız ya. Ya bu iyi değil mi? Yunus'a dün iki file limon almış. Ne? Annem diyorsun. Anne de öyle biliyor musunuz? Bir limon alıyoruz anneme sor. Ne? Limon hastalığı var. Evet. Bir tane limonu sıkacağım. Yok şimdi dökme istersen. Hepsini birlikte. Dur dökeyim ben hepsini. Tamam dök ona dök. Doğru söylüyorsun. Yarısını. Sıktım bir tane daha sıkacağız. Sık sık bol limonlu. Bakın daha karıştırmayken turuncu. Salata. Bu da farklı bir salata. Çok güzel. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz bu salatayı. Her zaman da atomu yapalım. Zaten yememe şansımız yok. Atom bizim için atom. Hayat. Ben yemesem de olur. Geçen günler çürük çıktı. Atom yapacaktım. Dedim tam ya. Bir tane limon sıktım ve limon çok suyum. Ve şunu başka bir şey daha kullanabiliriz. Bunu da atmayacağım. Tamam kalsın kenarda. Mitli bunu atacağım. Evet sen karışımını yap bunun üstüne atarız. Doğru. Ölçü kullanma. Bir yemek kaşığı kadar kullanılmıştı. Hardal. Bir yemek kaşığı hardal kullanılmış. İki yemek kaşığı. Şey mayonez. Kedicik. Kediciye de mama veririz dışarı. Evet. Ne varsa. Bu da bekliyor bebeğim. Bak anne bu başka kedi. Ama kocaman. Defa görüyorum. Kilolu. Bayağı da kilolu bu biliyor musun? Evet. Bizim kedi ortalıkta yok. Hangisi o... Siyah beyaz kedi var he, ya. Onun geldi. Vardır sahibi kızım. Şu merdiven. O arada geliyor fark etti mi? Onlar sahipleri akşam var. Akşam yatmaya geliyor. Bir kaşığı mayonez koyduk. Bir yemek kaşığı hardal koyduk. Tuzunu ekleyeceğim. Tuzunu da at. Yağını da at. Ondan sonra şeyini atarsın. Doğradım ben. Salatanı atarsın. Yeter bir tatlı kaşığı. Birazcık daha yağ ekleyeceğim. Yağ bol koy. Emiyor. Salatada. Bol limon. Bir tane limon. Sıklık içine. Güzel kaşıkla harmanladım. Kedi de seni izliyor. Yardım edecek misin? Bu bitti herhalde atıyorum hardalı. Ha, atacağım. Mis gibi bir salata oldu. Bu salatayı da hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Hardallı mayonezli bir salata. Hafif. Biraz kalorisi yüksek olabilir ama... Ama seviyoruz işte. Seviyorum ben öyle şeyleri. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Allah bin bereket versin. Daha ne olsun? Rabbim olmayanlara da versin. Amin. Amin. Ay şu duruşuna bakın şu salatana. Kaşık kaşık ye. Evet. Güzelce ne? Karıştırdım. Hepsi özlesin. Güzelce streç filmede sararım. Yarım saatte buzdolabında beklettikten sonra tüketebiliriz. Bunu da streç et. Kaşığını çıkaralım. Tamamdır. İkisini de streç filmini sardık. Zaten benim bu da özlesin. Bu da özlesin. Yarım saat ondan sonrası. Ne? Dur vereyim streç. Evet. Salatalarımız hazır. Bu salata bizi çok öksürttü ama en... Olsa öksürtmedi. Tavası tamam, öksürttü bizi. Salata. Taneleri vardı ya. Yunus kalabalıkla güzel gidiyor bu salata. Evet. Yunus, Munus. Bundan Yunus. Aslında bugün humus istiyordum yapmak. Humusu da çok seviyorum. Onu da hafta ortası yaparız ya. Ama
Atomu Yunus yemez. Yok, atomu ikimiz anca yeriz. Sana söylüyorum. Esra da yemez. Ben hayatta yemem. Onlar humus dokunur yaparız zaten. Sonra. O buzluktaki nohutu biraz kaynatırım. Ben kabuğunu humus çıkarırım yani. Ha, ne olacak? Zaten humusun çok bir masrafı da yok. Tahin koyarsın iki kaşık. Güzel, hepsini karıştırıyoruz. Sarımsak bol. Tahinimiz yok ama. Yunus'a deriz gelirken alsın. Ne yapayım? Yapayım. Yedekini alsın. Yarın pazar evde. %100. Ben indim aşağı unuttum. Şunları koyayım. Benim Alminam çiğ köfte istedi de. Dur bakalım akşama mı yaparım, yarın mı yaparım? Yarın da yaparım. Da yapabilirim. Parmağımı kestim derim biraz. Çünkü yemeğimiz var, kuru fasulyemiz var, pilavımız var. Biraz atıştıralım mı, ısıtmaya koyalım. Evet. Sen de böyle diyeceksin. Kuru fasulyeleri... Ay bulgur pilavım var. Vallahi çok sare bulgur yer. Şehriyeli. Şehriyeli bulgur pilavım var. Ben dün yemedim. Yenmez, toktuk yenir. Zaten. Yenir tabii, mis gibi. Dün zaten geç yedik ama siz yediniz. He çocuklar. Biraz da kuru fasulyemizden çıkaralım hadi. Toplu yersek daha iyi. Tabii canım, daha iyi. Acıktık ya. Acıktık. Bugün niye çabuk acıktık galiba? Hani çabuk acıktık değil mi? Saat 5'i geçiyor. Öyle mi? Yani... Annem saati farkında değil. Aşağı indik. Gel. Ne bileyim ben. Şimdi geç yatmasak da geç kalkıyoruz. Ne, kuru fasulyeyi çıkarayım. Evet, bugün bayağı uyuduk yani. Hava da uyutuyor, karanlık, yağmurlu. Ama uyuyalım, biraz da dinlenmiş oluruz kızlar. Aynen. Ben zaten uyuyamıyorum. Uyuduğum kadarıyla. Atomdan koyalım ortaya bir ayrı. Başka bir tabak. Küçük bir şey koyalım. Ne? Esra da bakar tadına. Aynen. Belki Esra çok acılı kalma. Yunus da ne yiyor acıyı Esra? Sen bak. Bunu yiyemem ama. Ha, ama bu birazcık şey anne, bu biraz şey, abartılı bir acı. Akşam şey yapıyor sonra. Rahatsız ediyorsa bir tadına bak. Aynen. Değil, o kadar. Akşam sancı yapıyor. Yapar. Mideni artır Esra. Mideni artır. Oo, mis gibi atomum vallahi. Annem şu an, anne ona bir şey verelim şu şeylerden. Vereceğiz. Yavrum vereceğim de ne vereceğim şeylerden dediğiniz. Şimdi açık konuşun. Şu anda kemikler var, ısırsı kemiklerden tamam, vereceğim. Tamam, onlardan vereceğim. Ne? O uçlarında löp löp şey var ya. O, etleri var. Bayılır. Bayılır o. Şeylerden başka bir şeyim yok. Öyle salam falan almıyoruz artık. Yok, almıyoruz. Sosis salam yasak. Zararlı. Hele en son dinledim ya. Yok dedim. Daha bir tek tamam. Nugget aldık. Burası ise kuru fasulye. Bir de çay suyu koyalım yemekten sonra. Oh, evet abi. Bence de. Evet, aklıma getir. Emine ya. Hayır sana dedim dinlen dedim ama değişik mutfakta çalıştıramadım. Vallahi. Oturtturamıyorum kızı, inanmayın ki bak bu espri şaka bir yana da. Ya diyorum otur, ben hazırlayacağım yavaş yavaş. Zaten ben hızlı hazırlarım. O benden hızlı. Hep ben de artık makara yapıyorum. Annem diyorum oradan gel dinlen dedim ama değişik mutfakta gel çalış demedi. Bıdı 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 bıdı. Çekirge. Anne kafandaki de çok güzel oldu. Beğeniyorsan al anneciğim. Yok anne. Beğendiğinizi alabilirsiniz. Esra'ya da diyorum. Zaten Esra alıyor, takıyor. Bizde yasak yok. Herkes her şeyi giyebilir, alabilir. Benimmiş, olmuş, bulunmuş yok. Deniz aldı ekmeğini, yemeyecek. Almina kuru fasulye yer. Sare pilav yer. Sare yemez kuru fasulye, pilavdan yer. Herkes bir şey yemez. Herkes kuru fasulye yemez değil mi? Kim? Sare yemez. Yok annem yok. Yok ama şimdi bak Almina da onun yaşlarından sonra, 5 yaşından sonra başladı kuru fasulye. Öyle mi? Yani gittin hiç yemiyordun. Hayat ağzımız sürmezdi. Demek ki zamanı var. Zamanı var. 6-7 yaşından sonra bir başladı şimdi kuru fasulye, ne olur? Çocuk kuru fasulye, kuru fasulye yolda başladı ıslatma bari. Ama o şimdi yemek yemiyor. 2-3 tabak şöyle şey tabağıyla tabii. Küçük kaseyle. Tabak. Yedi ama gitti geldi yedi. Aynen. Vallahi yedi. Biz şimdi yemek hazırlığı, masayı hazırlayalım. Hazırlayalım anneciğim. Ne diyelim? Vedalaşalım mı? Senin karnını ovup duruyorsun. Şu anda. Vurma mı yapıyor? Tekme mi atıyor? Yukarı çıktı. Kafa mı tutuyor? Kafa yok ki. Kafa başka yerde. Ben bilmem. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
Görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemediğiniz için Allah razı olsun binlerce kere. Cümlenizi darda zorda koymasın inşallah. Amin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.